Muhafazakarlarla laik orta sınıflar, yani bu kesimlerin birleşiminin doğru sonucu yahut da olumlu sonucu üretebileceğinin. Sorunlar var, onu tartışabiliriz ama sonuç açısından bir anayasayı çıkarttılar. Bunu çıkartamayan, yani laikler, muhafazakarlar ittifakını yapamayan Mısır'da mesela darbe oldu ve Türkiye bu anayasayı yapamadı. O yüzden de esasında bence böyle bir anayasa yapılması için tabii sivil toplumdan konuştuğumuz zaman sivil toplumdan konuşmak aynı zamanda sadece örgütlerden değil, toplumu bir araya getiren kimliklerin de uzlaşmasından konuşmak gerekiyor ki yani burada esasında eğer laik orta sınıflar ve Kürt vatandaşlarımız bunun dışında kalırsa o zaman yeni anayasa yapıyoruz derken o yeninin altında toplumun bir kesimini dışlayan yahut da onun tam dahil olamadığı bir süreç oluyor ki bu esaslı mesela Tunus'la Türkiye arasında hem 2011'in yapılamaması sorunu bağlamında hem de bugün bağlamında Tunus'un üzülerek söylerim ki Tunus'un lehine bir durum yaratıyor. Tunus bunu başardı. Halbuki esas Arap Bağrı'ndan da benim de oraya gezilerimde oradaki insanlarla toplantılardan çıkardığım esas Arap Bağrı'nın da gözü Tunus'ta değil Türkiye üzerindeydi. Çünkü evet, Tunus örnek almaktan örnek olmak konumuna geçti galiba. Evet, güzel söylediniz. Evet.